Galatasaray, Çaykur Rizesporla karşı karşıya gelecek, kozlarını paylaşacak. Şimdi Kayseri Spor mücadelesi sonrası özellikle Galatasaray taraftarının rüyalarını süsleyen Galatasaray Fatih Hoca'nın çift forvet sistemiyle sahada olmasının sonuçlarını Kayseri Spor mücadelesinde gördü sarı E, Bu hafta rakip Çaykur Rizespor evinde oynayacak. Galatasaray ve en çok merak edilen Fatih Hoca'nın e, bu taktik anlayışta bu dizilişte devam edip etmeyeceği. <laughs> çok güzel bak soru Galatasaray Çarkı'na başlıyor. Bak ben şimdi nasıl yanıt veriyorum Türk futbol kültürü. Bu ara kim? <gülüyor> <gülüyor> evet. Daha belli olmadı. Avar kimmiş? Avar. Avarı söyle ben sana maçı söyleyeyim falan. Ya artık bu noktaya artık geldik. Artık Pes. Ama şunu da yapabilelim değil mi? Sezonun kaçıncı maçına çıkıyor Galatasaray? 29 mu? 30 mu artık? Neyse tamam mı? Hani yani şunu da bilelim değil mi? Çaykur Rizesporla oynuyor Galatasaray. Şampiyonluk iddiası var Galatasaray'ın. Evet. Galatasaray camiası için çok kritik bir sezon. Galatasaray kulübü için. E, onlar da tarihi e, önemde bir sezon olduğunu düşünüyorlar. Finansal açıdan her türlü gerekçeyle. Ama biz 30. hafta değil mi? İşte 30. maçına çıkıyor Galatasaray. Orta saha'da kimler oynayacak? Ben bilmiyorum abi. Bilen var mı? Bilen var mı? Ay. Taylan diyebilir misin bana? 4 maç kesilen Taylan bu maçta da kesilebilir. Değil mi? Zaten Ayağın cezalı. Yok yok cezalı. İşte Zaten cezalı. Eto'bu oynayacak. Diyelim cezalı değil. Cezalı olmasa da diyebilir miyim? Cezalı değil diyelim Taylan. Yine de Taylan kesin oynar diyebilir misin? Ben neden yani. kesildiğini bilmiyorum 4 hafta. Oynatabilir canım yani. Oynatabilir. Oynatıyor, cezalı oynatıyor, olmasa ısrar edebilirdi çocuk. diye düşünüyorum. Öyle mi? Peki. Ben emin <laughs> değilim. Ben emin olamıyorum. Ama Eto boyu zaten mecburen yazıyoruz. Çünkü evet. adam cezalı. E, İkili Febuli. tuttu. Feguli dönecek. Feguli herhalde kanatta oynamaz mı? İşte Emre Akbaba'nın yerinde Feguly oynar. Feguly'nin kanatta mı, Belanda'nın yerinde mi oynayıp oynamayacağı hakkında bir fikrim var mı? Benim yok. Senin var mı? Yani Gerson oynar Belanda'nın yerinde. Belki Gerson 11 bile oynamaz. Performansı oynar oynar. bana e, 11'e direkt yazılacak bir isimmiş. Işığı vermedi sanki. O zaman Emre Kılınç daha yüksek evet. olasılık değil mi? Emre evet. Kılınç, Etoboo, e, iki Forvet zaten rakip de görece zayıf. Ali. Hani, e, kağıt üzerinde Galatasaray'ın Galatasaray hayli favori olduğu maç. İki forvet Galatasaray'ın oynamak istediği bir sistem, Terim'in oynamak istediği bir sistem. E yazdık Mustafa Muhammed'le Falcao'yu. E Eto'o, Emre Kılınç ve Feguli'yi de yazdık. Nasıl kurgulanıyor bu maç ben bilemiyorum. Her şey olabilir bak. E, belki de Donk'a şans veriyor musunuz bu kadroda? Çünkü sakatlığını Ben Donk'a her zaman şans veriyorum. <laughs> donk benim için. Donk benim için 10 üzerinden beş buçuktan 6'lık bir oyuncu. Evet. Kötüsü 5, iyisi 6. Şimdi Onyekuru'yu unutmayın ya. Onyekuru mu? Çaykur Çaykuruz'a maçı çok ideal bir maç olmayabilir onun yani, için. Oynatabilir tekrar. Yani tabii ki de, çaykur de oyun tarz. anlayışı iyi çalışmış olmak lazım. Çaykur Rize spordaki son dönemi şu anda yorumlayamıyorum. Hani kapanmak yerine açık bir oyunu tercih eder mi etmez mi emin olamıyorum. Ama Bence eğer maç erken bitirmek için Onyekuru'yla da başlayabilir. eğer kapanan bir takımsa Onyekuru yerine Babel %100 daha iyi tercih olur. Benim benim futbol anlayışıma göre. Babel çok küçümseniyor. Çok e, underrated kaldı. E, ama Babel bayağı önemli bir oyuncu. Zannımca hele hele kapanan bir takımda öyle sol öne atılacak adam. Onyekuru değil de Babel'miş gibi geliyor. Tamam yani Onyekuru bir iki çalım atıyor da sonra ne yapıyor? Babel sırtını da dönebiliyor. Hava hakimiyeti de var. Uzaktan şut var. Bilmiyorum hani eğer kapanacaksa Çaykur kaleye yaslanacaksa sol önde Babel daha mantıklı. Başlangıç için. Yani bence. Ama tabii ki Babel bir hayli itibarsızlaştırıldı bizim ülkemizde. Yani sen istenmeyen adam sanki milletin kafasında silah dayamış da gelmiş. E tamam yani isterseniz kullanmayın. Yani Onyekuru da iş yapar mı? Yapar. Ama Onyekuru önünde alan bulduğunda daha iyi bir oyuncu. Skor 2-0'a geldikten sonra 3 gol daha atabilirsiniz mesela Onyekuru'yla. Ama eğer kapanan bir takımı açamıyorsanız ve Onyekuru gününde değilse, ayak içi çalışmıyorsa sıkıntı olur. Bence. Ya ben bir şey söyleyemiyorum. Bir dörtlü koyacak savunma. Önlerine kimi koyacağını bilmiyorum. Mustafa Muhammed ile Falcao da ileride olacak. Onu biliyorum. İlerisi <laughs> ve e, savunma hattı e, kafalarda e, yani, sanki oturuyor ama. Evet. Yedlin, Uyendama, e, Eh, Saraççı. Yani. Kalede herhalde de, o, Kale o çıkar yani. Kalede Muslera. Orası tamam diyorsun. O dörtlünün Etovo. en iyisiyle en, iyisi en da koyalım. 400. Bak en iyisiyle en kötüsü. Eteboy'u da parka. koyalım mı? E koy tabii, tabii. Taylan yok zaten. Tamam Eteboy'u da koyduk. E sonra? Feguli'yi de koy ama nereye? Feguli, Gesson, Emre Kılıç. Geç son... Ben... Figo Fernandes'i yazamıyorum sanki ilk 11'e direkt emre olarak. Emre Kılıç, Falka, Muhammed işte. Yani na, na, nasıl olacak ki başka? E Onyekuru diyordun demin. Ay, Onyekuru oynarsa ya Muhammedi keser o zaman ya da Emre Kılıç'ı keser. Ha, tek forvete dönerse Onyekuru evet. oynar. Bak evet. bu mantıklı. Çift forvet Onyekuru başlangıcı çok rasyonel bir başlangıç olmaz. O evet. Onda hemfikiriz. fikiriz. O zaman Onyekuru oynasın. Hangisi oynasın peki? Falcao mu Mustafa Muhammed mi? Tabii ki Falcao oynasın canım Falcao ya. Falca Marka var. Ama şimdi şunu sormak istiyorum. E Falcao evet o sakatlık sürecinin ardından demek ki şunu dedirtti. Gerçekten hazırmış döndü ve gollerine devam ediyor kaldığı yerden. Mustafa Muhammed ile birlikte oynamasının Falcao'da etkisini görüyor musunuz Serkan Korkmaz? Bir maç oldu zaten. Ben o ikilinin iyi bir ikili olduğuna inanıyorum. Tabii ki kusursuz. Gözümüze okşayan bir 4-4-2 performansı değildi. Tam olarak bir 4-4-2 de değildi. 4-4-2'nin varyasyonuydu tabii ki. Ama yani... Ya çok açık konuşmak gerekirse... Mustafa Muhammed'i gerçekten hayranlıkla izleyen... Çok takdir eden, müthiş bir transfer olduğunu düşünen birisiyim. Evet. Sizler gibi. Sizden farklı düşünmüyorum. Fakat eğer tek forvet oynanacaksa... Bence de Falcao. Şu an için Falcao. Diri bir Falcao. <laughs> yani diri bir Falcao varken Falcao oynar. Ama onu beslemek için hani Onyekuru okey dedim ama ya Babel Falcao ikilisinin çok daha enteresan bir ikili olduğu garantileyim. bence çok ilginç bir ikili. İkili derken hani üçlü dizilimde Babel Babel Falcao bana çok enteresan geliyor. Ee, Onyekuru Falcao'dan daha heyecan verici. Ha şöyle olur. Beşiktaş'ta Doğuma Bahçede oynuyorsunuzdur. O zaman tabii ki Onyekuru Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzon'la Trabzon'da oynuyorsunuzdur. O zaman tabii ki oyun yukarı. Aman Babel'i düşünme mü orada? derbi maçından önce tabii Galatasaray'ı kazanayım. Güzelce ne oturayım derbiyi izleyeyim. Yani bakıldığı zaman. O kadar kolay değil. Ee, Galatasaray için her maç zor bence şu an. Ya işte imza töreni de yapıldı. Hava iyi. Şov yapıldı. Başkan. Yeni imzalar da gelir. Başkan yardımcıları. Belanda tıkanıklığı açtı. Belanda gidince şimdi Belanda yüzünden kimseyle imzalayamıyorlardı. <laughs> Bir dakika. Şimdi Belhanda ile imzalamak istemedikleri için senle benle de imzalayamıyorlar. Ben Belhanda meselesinin kapandığını düşünmüyorum. Yani Belhanda meselesi kapandı. Bayağı kapandı. <laughs> Ay oyuncu olarak kapanmış olabilir ama teknik kadroyla yönetim arasında başkan seviyesinde kapandığını düşünüyorum. Ya tabii canım olası bir kötü sonuçlanan sezonda elimden on numaramı aldılar olacaktır yani. Mesela bir Beşiktaş taraftarı demiş ki Atalay Özdemir e ee, Beşiktaş taraftarı değil ama şöyle bir yorum yapmış. Hem Galatasaray mücadelesine hem de derbiye dair. Beşiktaş Fenerbahçe maçının nasıl oynanacağını Beşiktaş açısından Galatasaray Rizespor maçı belirler. Galatasaray puan kaybederse Beşiktaş için beraberlik kayıp olmaz. Galibiyet şampiyonluk getirir. Beşiktaş hiçbir durumda kaybetmemeli yorumunu yapmış. Aynı zamanda tabii Galatasarayın Çaykur Rizespor'la oynayacağı mücadele derbi için de oldukça skoru önemli. Ben Galatasaray'ın bir kere kazanacağını düşünüyorum. Yani bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum Rize maçında. Ee, ama Beşiktaş cephesine de gelirsek, yani hocanın söylemlerine ve ifadelerine bakılırsa kafasındaki tek seçenek bu maçı kazanmak ve e, araya tatile iyi girmek e, ve aradaki farkı, avantaj farkını oldukça yüksek bir maksimum seviyeye çıkartmak. Yani herhalde bunu düşünüyordur. Bunu düşündüğünün hissiyatını da zaten konuşmalarıyla veriyor. Galatasaray'a dönersek yani eğer zaten Beşiktaş kazanırsa genel olarak görüşüne Galatasaray ile Beşiktaş arasında e, bundan sonra bu yarış devam edecek. Ki programın ilk bölümünde ifade etmişti Bana göre Beşiktaş artık açık ara oradan e, baya e, şampiyonluğa doğru koşmaya başlar. da kovalar bir noktaya kadar. Kalan maçlar var mı? Tekrar bir bakabiliyor muyuz mesela? Vardır tabii. E, takımların. Evet. E, yani Galatasaray'ın e, çift forvet, tek forvet yani kadro tercihi e, artık ne olur tam bilmiyorum ama üzerinde konuştuğumuz kadro Hı -hı. muhtemelen öyle olur. Ama e, kazanır. Şimdi burada e, kazanmanın ötesinde işte hafta içindeki imza töreni, e, imza töreninde yaşananlar, konuşmalar e, arkasından hocanın Florya'dan Mustera ile verdiği bir el ele e, fotoğraf pozu Yani ben orada e, bunları konuşulduğu için belki şey oluyor yani eleştiriyormuşuz gibi hissediyor ama burada açık açık mesajlar var yani sayın başkanın başkan